bana göre sizin sormanız gereken neden bu kadar bu gerekçe içinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetimde istikrarı sağladık derken gerçekten yönetimde istikrar sağlandı mı sorusunu kendinize bir sormanız gerekir. Ne hukukta, ne adalette, ne ekonomide hiçbir konuda istikrar sağlanabilmiş değil. O detaylara girmeyeceğim ama sizden neden yol arkadaşlarınız koparak partiler haline geldiğini sorgulamanız gerekir. Bu tür tuzak kanunlarla onları görünür kılmak noktasında engellemek yerine doğrusu onları aslında meclis iradeleriyle yansıtabilmektir. 1982 darbe anayasasından bu yana 40 yıl %10 seçim barajının uygulanır olmasının bu ilkelerle hiç ilgisi yoktur. Siyasi partilere önem verdiğinizden, siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları saydığınızdan söz edemeyiz. Çünkü 20 yıl boyunca bu %10 barajı siz muhafaza ettiniz. Bugün geldiğiniz noktada %7'ye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetimde istikrarı sağladık. Onun için %7'ye düşürebiliriz demişsiniz. %7 baraj yine Avrupa'nın otoriter iki devleti Rusya ile Türkiye'de söz konusuyken 2016 seçimlerinde Rusya bunu %5'e düşürdü ve biz yine rekor bizde. Neden %7 baraj? Bunu sorgulamamız gerekir. Madem ki siyasi partiler vazgeçilmezimizdir, %7 barajı hala muhafaza ediyor olmak Türkiye'ye yakışmıyor.